Çünkü bugün tekrardan 8. sınıf oluyorum. Hadi birlikte LGS'ye hazırlanalım. Bir şey söyleyeceğim. 2 tane soru sallamıştım ve ikisi de tuttu. 6 tane yanlışım çıkıyormuş. Selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizin ve özellikle 8. sınıf takipçilerimin bayılacağı bir video çekiyorum. Çünkü bugün tekrardan 8. sınıf oluyorum. Biliyorsunuz ki ben şu an 10. sınıfım 2022 yılında. Ama 2020 yılında yani koronanın bu çıktığı dönemlerde, o talihsiz dönemde ben 8. sınıftım. Ve hepiniz 8. sınıf dersleşme videolarıma bayılıyordunuz, hep izliyordunuz. Ve ben de dedim ki tekrardan böyle bir video çeksem ve bir günlüğüne 8. sınıf olsam ne olurdu? İşte bugün bir LGS öğrencisi gibi soru çözeceğiz. Biliyorum ki şu an birçok LGS öğrencisi var kanalımda, hani beni izleyen. Ve hepsi günde 500 soru falan çözüyor. Umarım sınavınızda çok başarılı olursunuz çünkü 2 ay kaldı zannedersem. Ben de bugün bakalım kaç soru çözeceğim. Birazdan ders çalışmaya başlayacağız. Arada bir ara vereceğiz, sohbet edeceğiz, sonra tekrardan ders çalışacağız. Yani bütün gün ders çalışacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. O zaman arkadaşlar sizin de testleriniz hazırsa hadi birlikte LGS'ye hazırlanalım. Biraz size kendim nasıl LGS'ye çalıştığımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü hani beni izleyenler biraz tavsiye olsun, biraz da sohbet edelim. Öncelikle biliyorsunuz ki ben aşırı derecede LGS'ye çalışmadım fakat çalıştım. Benim o sırada ALİS'im vardı dönemin, yani 8. sınıfın ilk döneminde ALİS vardı. Başka projelerim vardı. İşte İstanbul'a gidip geliyordum haftanın 3-4 günü. O yüzden o yoğunluğun arasında çalışmak çok zor oluyordu. Daha sonrasında araya korona girdi. Koronada aslında evdeydik. Bizim en büyük avantajımız evde olmamızdı ama şöyle bir dezavantaj vardı ki okullar kapandı, dershaneler kapandı, etütler kapandı. Hani özel ders almak bile imkansızdı ki ben öncesinde özel ders alıyordum. Her neyse, yani şöyle diyeyim, günlük belirli bir soru sayım vardı. İşte atıyorum 70 tane soru çözüyordum. Bir tane böyle kalın bir kitabım vardı. Bitiremedim ama bayağı bir çözdüm içinden. Hatta kendime böyle hedefler koyuyordum. Bugün 100 soru çözersem gideceğim kendime Starbucks alacağım falan yapıyordum. Ama bunu cidden yapıyordum. Çok işe yarıyordu. Size de bir taktik. Bakalım şimdi de kaç soru çözebileceğim, çok merak ediyorum. Evet, bu videoda tabii ki bir test kitabımızın, bir deneme kitabımızın olması gerekiyordu. Ben MUBA yayınlarını kullanacağım. Çünkü araştırdığımda çok güzel kitapları olan bir yayındı. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü içinde video çözümleri, renkli, işte uzun sorular, hani LGS tipi yeni nesil sorular da bulunuyor. O yüzden bu yayınlarını öneriyorum. Hatta şu an fen bilimleri, Türkçe, matematik ve galiba evet deneme kitabı var. Deneme kitabına o kadar korkuyorum ki çünkü denemeler çok zor oluyordu. Bakalım çözebilecek miyim, çok merak ediyorum. Birazdan zaten birlikte inceleyeceğiz ama göstermek istedim. Evet, önce Türkçe ile başlayacağım. Çünkü Türkçenin biliyorsunuz ki soru sayısı yani yüksek, din ya da İngilizce gibi değil. O yüzden Türkçe de bayağı önemli bu puan açısından. Türkçe'de galiba 20'de 17-18 yapmıştım. Bayağı iyiydi. Burada test başlıyor. Önce şunları okuyacağım ama. Anlaşmış sıfat ve imanın hayatı ilimsi olduğunu bilin. Evet, şimdi bu önemli yerleri okudum. Burada genel bilgilerim mesela filmsi ile ilgili yazmışlar zaten. O yüzden biraz pekiştirdim. Şimdi altın teste başlıyorum. Yani umarım çözebilirim. Rezil olmak istemiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, 12 soru bitti. Kendimi çok çalışkan bir öğrenciymiş gibi hissettim şu anda. Çünkü yani 10. sınıfta hiç soru çözmüyorsunuz. Ya yani çözüyorsunuz ama daha çok böyle
ders çalışırken test çözmüyorsunuz demek istedim. Yani güzeldi. Açıkçası yanlışım olmadığını düşünüyorum. İnşallah yanlışım çıkmaz. Bir tane çıkarsa çıkar. İki çıkarsa burayı terk ederim. İnşallah öyle bir şey olmaz. Evet arkadaşlar, önce testimi kontrol edeceğim. En merak ettiğimiz an geliyor. 6 tane yanlışım çıkıyormuş. Sonra da size MUBA yayınlarının biraz mantığını göstereceğim. Dediğim gibi test kitabı çok önemli olduğu için cevap anahtarı nerede vesaire vesaire hepsini öğreteceğim. Şimdi altın test 1'i çözüyorum. İsim fiille ilgili bir testti bu. İsim fiil benim zorlandığım konulardan biriydi 8. sınıf. Ben böyle çok dil bilgisi tarzı şeyleri sevmiyorum ama bakalım kaç doğru çıkacak. Evet, şimdi fasikülün sonunda öncelikle bu cevap anahtarı. Oradan bakacağız. Bu 1. fasikülden bir soruydu zaten. Testi. Burada etkinliklerin de bu arada cevap anahtarı var, görüyorsunuz. Şimdi geldik altın test 1. Birincisi Denizli, ikincisi Denizli, üçüncüsü Bursa. Yani Denizli Bursa. Bakıyoruz. Denizli Bursa. Evet. 4, 5, 6. Ceyhan, Adana, Bursa. Bakıyoruz, çok korkuyorum. Ceyhan, Adana, Bursa. Çok iyi gidiyoruz şu anda. 7, 8, 9, Denizli, Adana, Bursa. Bu yanlış. 8 doğru. 9 doğru. Full çekemedim ya. 10, 11, 12, Adana, Adana, Ceyhan. Bakıyoruz. Adana, Adana, Ceyhan. Evet. 12'de 1 yanlışım çıktı. Bence çok iyi. Şu anda sorularımı çözdüm. Tabii ki birazdan devam edeceğiz soru çözmeye ama ben size biraz kitabı anlatacağım. Evet arkadaşlar, demin de söylediğim gibi size biraz MUBA yayınlarından bahsetmek istiyorum. Bu fasiküller içerisinde böyle bilgiler var. Mesela burada filmsilerle ilgili can kurtaran bilgi yazıyor. Örnek sorular var burada yine gördüğünüz gibi. Benim en çok beğendiğim özelliği aslında. Mesela bir soruyu anlamadığınızda ya da yapamadığınızda burada kare kod ile mobil video çözümlerine gidiyorsunuz. Yani size biri videoda nasıl çözdüğünü anlatıyor. Bence bu çok güzel bir özellik. Yani biz de kendi okulumuzda kullanıyoruz bu özelliği. Bu kitaplarda kavram haritaları, can kurtaran bilgi ve tablolar var. Yine böyle resimli ve renkli olduğu için anlamanız çok daha kolay. Aynı zamanda bu dediğim gibi can kurtaran bilgiler ve tablolar sizin anlamanızı kolay hale getiriyor. Aynı zamanda çok güzel özelliklerinden biri de 3 farklı zorlukta test bulunuyor. Bunların adı da Gold, Platin ve tıpatıp LGS. Mesela ben az önce altından yani Gold'dan bir test çözmüş oldum. Burada altın test gördüğünüz gibi. Burada Platin ve tıpatıp LGS. Kavram haritasını da burada görebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar ben bu özelliği çok seviyorum. Çek kopart mantığı var. Yani fasikülünüzü bitirdiğinizde kitabınızdan çekip koparıyorsunuz. Bu da yine kitabınız böyle hafifliyor gittikçe çok pratik bir özelliği. Burada mobil çözüm uygulaması ile anlamadığınız, yapamadığınız soruların çözümlerini izleyebiliyorsunuz. Bu şekilde size videoyla öğretmiş oluyorlar. Mesela ben demin bir tane sorumu yanlış yaptım. Şimdi gidip doğrusunu videodan izleyeceğim. Evet arkadaşlar, MUBA yayınlarının kitabını da bu şekilde size göstermiş oldum. 8. sınıftaki arkadaşlarımız için ideal kullanabilirsiniz. Bu arada ben bugünkü çalışmamı Türkçe, fasikül ve soru bankasından yaptım. Şimdi canım biraz kahve çekti, uykum da gelsin istemiyorum. O yüzden birlikte kahve yapmaya gideceğiz. Evet, şimdi kahve yapacağız birlikte. Şimdi filtre kahve yapacağım için önce bu filtresini açıyorum. 2-2,5 kaşık arası kahve. Yeterli. Su koyacağız tabii ki. Evet, şimdi kahvemizin olmasını beklerken biz de biraz atıştırmalık bir şeyler alacağız. O zaman hadi otomata gidiyoruz. Evet, şimdi otomata geldik. Burada kendime atıştırmalık bir şeyler alacağım kahvenin yanına. Yani şu an canım biraz tuzlu bir şeyler çekti. O yüzden çizinin zeytinyağlı olanından alacağım. İnşallah gelir diyecektim, geldi. Evet, buradan atıştırmalarımızı aldık. Şimdi derslemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, kahvemiz hazır. Şimdi bardağıma dolduracağım. Evet. Şimdi bu kahveyi içmeye gidiyoruz. Yani ders çalışacağız. Evet arkadaşlar, molamız bitti. Bu kadar mola yeter. Şimdi ders çalışmaya devam edeceğiz. Bu Türkçeyi kapatıyorum ve sayısala geçiyorum.
Burada fen bilimleri fasikül soru bankası var. Oradan çözmek istiyorum. Aslında fen bilimlerini seviyorum, hala seviyorum. Geçen kimyadan 80 aldım. O yüzden yapabileceğimi düşünüyorum. Burada yine bu şekilli şekilli güzel yazılar var, örnek sorular var. Şimdi ben buradan bir tane platin ya da gold test çözeceğim. Gold mu çözsem? Bu sefer değişiklik olsun, platin çözeceğim. Mumunu da yakmak istiyorum. Hem motivasyonum artır. Evet, mumumu yaktım. Bunu da kenara koyuyorum. Şimdi sayısal çözmeye başlayacağım. Çok stresliyim. İnşallah güzel güzel çözeriz. Evet, şimdi soru çözerken bir yandan da atıştırmalığımı yemek istiyorum. Evet arkadaşlar, fen bilimleri testi bu kısaymış, 7 soruymuş. Çözdüm 10 dakikada. Şimdi bakalım hangileri doğru kontrol edeceğiz. Çok stresliyim çünkü Türkçe'ye göre biraz daha zor geçti. Şimdi fasikül sonundan yine test cevaplarına bakıyorum. Evet, 1 ile 2 Denizli, Bursa doğru. 3 Adana doğru. 4 Ceyhan doğru. 5 Bursa. Aa doğru. 6 Denizli doğru. 7 Bursa doğru. Bir şey söyleyeceğim. 2 tane soru sallamıştım ve ikisi de tuttu. Şaka gibi, şu an şok oldum. Yani doğru çıkmasına. Bendeki şans inşallah bütün LGS öğrencilerinde olur. Sağlıklarım tuttu arkadaşlar. 7'de 7 yaptım full. İşte böyle. Arkadaşlar şimdi hiç ara vermeden bir tane de matematik patlatmak istiyorum. Nasıl olsa matematik de çok önemli bir ders. Evet arkadaşlar, şimdi matematiğe geçtik. Hadi o zaman siz de kahvenizi alın, birlikte matematik çözelim. Evet arkadaşlar, şimdi matematikten 50 tane soru çözdüm. Çünkü matematikte eksiklerim olduğunu düşündüm. Tabii ki siz gerçek LGS öğrencileri çok daha fazlasını çözüyorsunuzdur eminim. Ama sonuçta ben burada cosplay tarzı bir şey yapıyorum. Evet arkadaşlar, ben yavaştan videoyu bitiriyorum çünkü gerçekten çok yoruldum. Tabii ki Ecrin, işte biz 5'i soru çözüyoruz, nasıl 50 soruda yorulmuş olabilirsin diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben LGS öğrencisi olalı 2 yıl geçti. Yani biraz paslandım. Şimdi kitap okuyarak LGS öğrenciliğimi bitireceğim, noktaya koyacağım. Çünkü biliyorsunuz kitap okumak paragraf soruları için çok önemli. Bu arada MUBA yayınlarını da dediğim gibi öneriyorum size. MUBA yayınları ile ilgili bilgiler de aşağıda açıklama kısmında bulunuyor. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.